Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimlerini aldığınızda çocuk sahibi olamayan eşlerin nasıl bir meditasyon yaparak çocuk sahibi olmaları gerektiğini öğreneceksiniz. Marmara Denizi'nin anne rahmi olduğunu göreceksiniz. Bebeğin anne rahminde tamamladığı 9 aylık sürecini Marmara Denizi'nde tamamladığını göreceksiniz. Marmara Denizi'nden deniz yoluyla Çanakkale Boğazı'ndan geçmek, Ege Denizi'nden geçmek, Akdeniz'den geçmek, Kıbrıs'a ulaşmak normal doğumdur, bunu öğreneceksiniz. Marmara Denizi'nde 9 ayını tamamlayan bebeğin deniz yoluyla değil de gökyüzünden Kıbrıs'a bırakılmasının sezeryen doğum olduğunu öğreneceksiniz. Marmara Denizi'ndeki bebeğin Çanakkale Boğazı yoluyla Ege Denizi'ne ulaşmasını, fakat Ege Denizi'nde bu bebeğin kaybolmasının doğumun kürtajla sonuçlanmak olduğunu öğreneceksiniz. Marmara Denizi'nde gelişimini tamamlayan bebeğin İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'e çıkmasının anne rahmindeki bebeğin düşükle sonuçlanması olduğunu göreceksiniz. Hazar Denizi'nde var olan bebeğin dış gebelik olduğunu öğreneceksiniz. Dış gebelik olan bir hamileliğin sizler meditasyon yaparak dış gebelikten kurtarılıp, yani yumurtalık tüplerinden çıkarılıp rahme yerleştirilmesini sağlayacaksınız. Sizler Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerini aldığınızda Marmara'dan Karadeniz'e gitmek üzere olan bebeği durduracaksınız. Yani düşükle sonuçlanacak bir hamileliğin düşükten kurtulmasına vesile olacaksınız. Eğer anne sezeryan doğum yapmak istemiyorsa, normal yolla doğum yapmak istiyorsa, bunu sadece Marmara Denizi ve Kıbrıs hattı hayalini meditasyonda kurarak sezeryan doğumdan kurtulup rahatlıkla normal doğuma geçişini sağlayacaksınız. Sizler Refik Korkmaz bilinçaltı dili eğitimini aldığınızda bebeklerin artık kürtaj edilmesine engel olacaksınız. Bunu nasıl yapacağınızı eğitimlerimizde öğreteceğiz. Dünya haritasının bir simülasyon ekranı olduğunu anlatacağız. Bütün kadınların bu dünya haritasında simülasyonunun Anadolu ve Balkanlar ve İtalya olduğunu anlatacağız. Anadolu, Balkanlar ve İtalya denilen bu annemizin rahminin Marmara olduğunu anlatacağız. Marmara yanıp sönüyor. Orası rahim simülasyon. Ege Denizi'nin vajin olduğunu öğreneceksiniz. Bu kadının kalbinin Ankara olduğunu öğreneceksiniz. Ve bu annenin, yani Anadolu'nun çocuklarını Kıbrıs'a gönderdiğini, o yüzden oranın adının yavru vatan olduğunu öğreneceksiniz. Bu anne hiçbir zaman çocuklarını Karadeniz'e göndermek istemez. Çünkü Karadeniz'e gönderdiği gemilerdeki çocukları batar. Yani bu anne rahminde büyüttüğü çocuğu, bebeği Karadeniz'e gönderirse Karadeniz'de bebek ölür. O yüzden bütün yavrularını Akdeniz'e, Kıbrıs'a göndermek ister. Ve eğer siz Refik Korkmaz eğitimlerini alırsanız, anne rahminde bebeğin cinsiyetini bilmediğinizde ona kızım ya da oğlum gibi cinsiyet belirleyici hitaplarda bulunmaktan vazgeçersiniz. Çünkü cinsiyetini bilmediğiniz bebeğe kızım, prensesim demek, eğer o bebek erkekse annem beni kız istiyor, o zaman ben kız olmaya gayret edeyim der. Erkek bebek anne rahminde kız olma gayretinde bulunur ve ondan sonra ikisinin arasında kalır. Doğduktan sonra da büyüyünce bu problemden kurtulmak ister. Bu problem işte sizin o sözlerinizle ortaya konmuştur. Ya da siz cinsiyetini bilmediğiniz halde anne rahmindeki kız bebeğe oğlum, oğlum, paşam, kralım diye sesleniyorsanız, aslanım diye sesleniyorsanız, o kız çocuğu ya ben erkek olayım düşüncesine girer. Annem babam beni erkek istiyor. Ben de onların isteğine uyayım der. Ve cinsiyetini anne rahmindeyken değiştirme gayretine girer. Bunu tam olarak başaramaz. İki arada bir derede kalır. Ve sonra çocukken, gençken, orta yaştayken, hayattayken onun istemediği sorunlara sebep olabilir. Ömür boyunca sorunlarla yaşaması sizin bilmeden ona söylediğiniz bu sözlerin etkisinden kaynaklanır. Siz dolayısıyla Refik Korkmaz bilinçaltı dili eğitimlerini aldığınızda çocuklarınıza, anne rahmindeki bebeklerinize nasıl seslenmeniz gerektiğini göreceksiniz. Ve anne rahmine düşen bir bebeğin rüya görmediğini düşünmeyin. Rüya görürler. Hem de ilk saniyeden itibaren. Anne rahmine düşen bebeğin
Hiçbir şey duymadığını, görmediğini düşünmeyin. Anne rahmine düştüğü ilk saniyeden itibaren her şeyi duyar, görür sizin kadar. Dolayısıyla siz anne ya da baba olarak ya bu hamilelik hiç de hesapta yoktu. Şimdi bu hayat pahalılığının içinde kim doğuracak bunu, kim nasıl besleyecek bakamayız ki. Hazır değildik gibi düşüncelerinizin tamamını bebek duyar. Bunları içselleştirir ve hayata karşı tavır alabilir. Madem ki annem babam beni istemiyor, beni zamansız buldu. O zaman ben intihar edeyim diyebilir, Allah korusun. Anne rahmindeyken intihar eder ve Karadeniz'e gider. Ya da bu nasıl bir hayatmış be deyip kendini bir pamuk gibi bütün kaslarını serbest bırakarak anne rahminde yaşamına devam edebilir. Doğduktan sonra da kasları tutmayan serebral palsi hastası olur. Ya da sizin aynı düşüncelerinize şöyle bir tepki gösterebilir. Bu nasıl bir dünya diye kendini kas katı kesebilir. Doğduktan sonra da serebral palsinin kas sertliği türüne yakalanabilir. Dolayısıyla ayak bileklerini, dizlerini, eklemlerini oynatamaz. Oynatmakta zorlanır, yürümekte zorlanır ve onların hiç koşamadıklarını, zıplayamadıklarını biliyor musunuz? Bunların hepsi onları istemediğinizi, onlara hamileliğinizin zamansız olduğunu söylemeniz ya da sadece hissettirmenizden bile kaynaklanır. Bunun ayrıntılarını, serebral palsiye düşmemelerinin yollarını meditasyonlarla öğreteceğiz.